içinde değerlendirmek. Kur'an'ın barışa yönlendirdiğini bilmeden, adalete yönlendirdiğini bilmeden, tabii, insan öldürmenin işte bütün insanlığı öldürmek gibi olduğunu bilmeden, söylediğini bilmeden cihada giden kişiden zaten hani doğru bir tavır beklemek de anlamsızlaşıyor. Hı-hı. Dolayısıyla Kur'an'ın ruhunu, mantığını bir kere anlaması gerekiyor. Cihat yapacak kişinin belki de ilk vallahi önce. Vallahi yani çok güzel ifade ettiniz. Evet. Yani gerçekten öyle, Kur'an'ın ruhunu anlaması ve samimi olarak Kur'an'a yaklaşması, o ruhunu anlamasıyla bence evet, temel giriş olmalı. Peki bu insanlar nasıl bunu sömürü, yani cihadın sömürü aracı olarak, bu kavramın sömürü aracı olarak kullanılmasından nasıl korunacaklar? Biraz önce bir biraz deminki ama yanlış anlamayı dediğimiz gibi bir o yorumdaki düzeltmek gerekiyor. Yani Müslümanlar öteki herkese karşı savaşma yetkisi falan verilmemiştir. Bir de Kur'an'da böyle nasih mensuh olduğuna ilgili inzalar. Yani Kur'an'ın bir kısmının diğer kısmını hükmünü kaldırdığı şeklinde izahlar olmuştur. Evvela bunun yanlış olduğunun anlaşılması. Bir ayet diğer ayetin tabii, önce böyle ayetin iddialar hükmünü olmuş. kaldırıyor. Buna nasih mensuh deniyor literatürde. Nes diye de anılır. Bunun yanlış olduğunu anlamak lazım. Ki Şafiler, işte o fıkıhçılar Kur'an'ın karşı taraf saldırdığında ancak savaşabileceğine ilgili ayetlerin hükmü ortadan kaldır demişlerdir. Yani bu nasih mensuh iddiasına dayanarak bunu temellendirmeye kalkmışlardır. Yani bunun yanlış olduğunu anlamamız gerekiyor. Muhammed Esed mesela diyor ki, bırakın siz Kur'an'da bir ayet olmamasının nasih mensuhla ilgili, baktığınız zaman hadislerde bile diyor bir tane sayı hadis gösteremezsiniz nasihle mensuhun olduğunda ilgili diyor Muhammed Esed. Bu nasip mensuh iddiası gerçekten Müslümanların başına çok sorun açmıştır. Mesela işte rejim taşlayarak öldürme hükmü böyle bir nasih iddiasıyla ortaya çıkmış bir şeydir. Çünkü Kur'an'a baktığınızda mesela rejimi taşlayarak öldürmek tamamen Kur'an'a aykırı. Kur'an'da birçok ayetle çelişiyor. Zaten Kur'an'da böyle bir şey olmadığı gibi bir de Kur'an'la üstte çelişiyor. Çelişiyor. O zaman siz nedir? O nasihle mensuhla ilgili ifadelerin, işte hem hadiste geçen hem bir keçinin yiyip yok ettiği ayet hikayesi var, onu da biraz anlatırım. Bu Kur'an'da gözüken ayetleri hükmünü ortadan kaldırdığını veya onun hükmünün bunun yerine geçerli olduğunu ancak söyleyerek o rejimi yerleştirmeye çalışmışlar İslam'ın içine. O Hazreti Ayşe'nin altında aslında Kur'an'dan bir rejimle ilgili bölümler olduğunu, evin içine giren bir keçinin o Kur'an ayetlerini yediğini söylüyorlar. Ve bu yüzden o rejimle ilgili aslında Kur'an'da ayetler vardı. Fakat şimdi yok diyorlar. Fakat ne hikmetse o Kur'an'da olup da keçinin yok ettiği ayetler Kur'an'da çeliştiği ayetlerin hükmünü de ortadan kaldırmış oluyor. Diğer taraftan. Çünkü Kur'an'da yani zinada ne yapılacağı geçiyor. Yani evet, rejimle uyuşması mümkün değil. Evet. Ha, bunun da neyle, işte dediğim gibi nasih mensuh iddiasıyla mesela Kur'an'ın da olmayan bir rejim hükmü İslam'a sokulmaya çalışıldığı gibi karşı taraf Müslüman olmazsa savaşabilirsiniz iddiası da bu nasih mensuh iddialarıyla sokulmaya çalışılmıştır. Bir de tabii ki uydurma hadislerle İslam'ın içine sokulmaya çalışmıştır. Bir, bu nasih mensuh iddialarına, iki, uydurma hadislere karşı uyanık olursak bundan bence öncelikle korunabiliriz. Hadislerle ilgili olay da şu. 2. 3. yüzyıl mezheplerin kurulma dönemi. Hadis kitaplarının toplanma dönemi ise 3. 4. yüzyıl. Şimdi önceden mezhepler bir şeyi savunuyorlar. Tartışma çıkıyor aralarda bu olur olmaz diye. Fakat dikkat edin, hadis kitapları sonradan yazılmış. Şimdi hadis kitaplarının yazıldığı döneme kadar birçok kimse mezhebinin fikrini üstün tutmak için de birçok hadisler ürettiler, uydurdular. Daha sonra hadis kitaplarındaki uydurmaların çıkışının en önemli sebeplerinden birisi bu. Kendi mezhebini doğru çıkartmak için. Ben bu cihatla ilgili mesela uydurma hadislerin de mesela o şekilde türedildiğini zannediyorum. Yani sonuçta bu iddialara karşıt bir uyanık olmamız lazım. Üçüncü bir uyanık olmamız gereken iddia şu. Kur'an'ın bize %100 güvenebileceğine onay verdiği tek kişi var. Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed'in ölümüyle artık öyle %100 güvenimizi koyabileceğimiz bir insan, Kur'an'ın onay verdiği bir insan yoktur. Tabii güvenilir insanlar vardır da Kur'an onlara onay vermiştir diye bir şey yok. Ha, bu da şu demek. Hazreti Muhammed'den sonra biz her insanı Kur'an'ın süzgecinden ve mantığımızın süzgecinden geçirmek zorundayız. Evet. Ha, birisi ortaya çıktı. Falanca bilmem nerenin şeyhi, falanca yerin Diyanet İşleri Başkanı. İşte sakalı iki karış olan bilmem ne alimi, yok sarı bilmem kaç metre bir alim. İşte sırf o fetva verdi diye ben onun falanca yerin ayetullahı. O bir yere karşı cihat fetvası veriyor bir ülkeye karşı veya bir topluluğa karşı. Dur bakalım diyememiz lazım. Öyle sarı sakala biz bakmayız. Bakalım Kur'an ne diyor? Senin bu söylediğin Kur'an'a uygun mu? Yani biz peygamberimizden sonra kim olursa olsun her insanı
Kur'an'ın süzgecinden geçirmek zorundayız. Bakalım söylediği Kur'an'a uygun mu değil mi? Sonra mantığa uygun mu değil mi? Bu söylediği Müslümanların menfaatine mi değil mi? Yani hiç kimsenin böyle ayrıcalıklı bir konumu yok. Bunu da şunun için söylüyorum. Çünkü bazı böyle cihat fetvaları falanca şahıs, falanca şeyh verdi o fetvayı, falanca işte bilmem kim söyledi şeklindeki izahlarla meşrulaştırılmaya çalışmıştır. Bu söylenerek şu demek istemiştir. Siz aklınızın süzgecini kullanmayın. Şunu bunu kullanmanıza gerek yok. Bu konuşan zaten Allah adına konuşuyor. Sen kimsin ki bunun görüşünü süzgeçten geçireceksin denmeye çalışmıştı. Ama ben şahsi süzgecimden önce Allah'ın gönderdiği kitabın süzgecinden bakayım. Geçiyor mu geçmiyor mu onu anlamak zorundayım. Bunun farkında olmamız lazım. Bazı insanlar işte evliyadır, işte şudur budur şeklindeki böyle etiketlerle onlar tartışılmaz ilan edilerek Müslümanların başına önemli sorunlar açılmıştır. Bugün belki de Müslüman dünyasında olan pek çok çatışmanın kaynağı sizin bu söylediğiniz evet, şey. Evet, ya çok sorunun sebeplerinden biri bu. İnsanlara aşırı derecede bir anlam yüklememiz. Evliya ilan ediyor, falanca asrın müceddidi ilan ediyor, Mehdi ilan ediyor, İsa ilan ediyor adamı. Ya nereden bu, nereden çıktı bunlar? Sen yani nereden çıktı bunu, böyle bir evliya olduğunu nereden biliyorsun? Müslümanların hepsi evliyalarından biridir. Yani evliya velilerin çoğulu demek. Yani Allah'ın dostlarıdır bütün Müslümanlar. Yani öyle dost ama onların evliyadan kastı şu: Allah'ın çok özel bir kulu. Allah onu özel koruyor. Tamam da inşallah hepimiz Allah koruyordur. Özel bir kullarıyız ama sen nereden biliyorsun? Yani Kur'an'ın süzgecinden geçmeyen, takılan bir insan. Ben zaten Allah'ın özel bir kulu olmayacağını düşünürüm eğer söyledikleri çatışıyoruz. Biz yani her gelen her insan kötüdür diyelim demiyoruz. Evet. Fakat ortaya çıkıp din adına konuşanlar direkt teslim olmamaktan. Allah'ın gönderdiği bir kitabı var. Yani bu oyuncak olsun diye gelmiş kitap değil. Bakalım söyledikleri buna uyuyor mu, uymuyor mu? Eğer ki bir şey söylüyorsa Müslümanların tabii cihat fetvası da bazen gerekli olur. Bakın bizim Kurtuluş Savaşımız için de cihat fetvası verilmişti. Evet. Ben de birçok kimse de bunu çok doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani bu her cihat fetvası, her cihat söylemi yanlıştır anlamına demiyorum. Fakat diyorum ki Kur'an'ın söyledikleriyle bu uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Vicdanla, akılla uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Biz bunu değerlendirelim. Eğer bir kişinin söylediklerinde eğer kendine güveniyorsa, bu şekilde açıkça masaya konmasına, yatırılmasında, Kur'an'ın kriterlerine, söylediklerinin vurulmasından hiç kimsenin rahatsız olmaması lazım. Olması gerek.